Türkiye'nin doğusuna uzanan bir serüvene çıkalım. Erzincan'ın ve Yukarı Fırat Havzası'nın kalbine, dünyanın göz bebeğine, Kemaliye'ye merhaba de. Eğin, Karasu Nehri'nin kollarıyla sarılmış, doğanın cömert elleriyle filizlenmiş, Kemaliyelilerin sevgisiyle güzelleşmiş bir tarih şehridir. Burada bir serüvene çıkacaksan eğer, Karasu Nehri ile başla. Karanlık kanyonun derinliklerine uzanan muhteşem bir yolculuk seni bekliyor. İstersen kanoyla nehrin omuzlarında, istersen bisikletinle karanlık kanyonun tarihi yolunda ilerle. Bu güzelliği kuşlar gibi özgürce yükseklerden görmek istersen, Base Jump'la kanyonun kalbinde uç ya da Wingsuit'le Kemaliye semalarında seyret. Her yıl düzenli olarak yapılan doğa sporları etkinlikleriyle Kemaliye, dilediğin heyecanı sana sunmak için bekliyor. Don't let me. I don't want to fall without you. I love you. I love you. Don't leave me. İstersen yeni yoldan, istersen taş yolundan gel. Yapımı 100 yıldan uzun süren bu el emeği yoldan geçerken, Eğinlilerin bu şehri ne kadar sevdiğini anlayacaksın. Ona ulaşmak içindi tüm bu emek, bu çaba. Peki ya bu cennetten ayrılmak zorunda kalanlar? Orada bir köy var uzakta diyerek, gönlünü mısralara açan şaire sor bu hasreti. Onlar Kemaliye'nin gurbetçileri. Memleketinden ayrı kalanların yazdığı manilerden bir yol var bu şehirde. Mani yolu ve onlarca hüzünlü türkü. Burası Kemaliye. Zamanı hızlandırmak ya da yavaşlatmak senin elinde. Anadolu kültürünü hissetmek, yöresel lezzetleri tatmak senin elinde. Erzincan'ın göz bebeği bu ilçe, duyguyu ve zamanı kadim bir kültürle harmanlar. Kemaliye adını ona Atatürk vermiştir. Kimi Eğin diye sever, kimi Kemaliye diye. Sen hangi adla seslenirsen seslen, o sana birbirinden güzel hediyelerle cevap verir. Tarihi sokaklarını eski değirmeninde öğütülen unlardan yapılan ekmeğin kokusu sarar. Kadınlar yazmalarına hikayelerini dokur.
Güler yüzlü nineler asırlık tarifiyle dut pekmezi pişirir. Ahşap evlerinde halılar, kilimler hayat bulur. Evleri yamaca dizilidir. Kara su ırmağına bakar. Çok uzaklardan kara suyun üzerinde taşınarak gelmiştir. Bu evlerin ahşap dilekli, el emeğiyle oyulmuştur işlemeli. Sevgiyle karışmıştır harcı. Başkadır insanın doğası, havası. Bu yüzden UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine adı yazıldı. Dünyanın korumaya, yaşatmaya değer sayılı güzelliklerinden birindeyiz. Sıraton Fırat projesi de işte bu yüzden başlatıldı. İpek yolu üzerinde gönülden gönüle köprüler kurmak için. Yazı başka güzeldir, kışı başka. Kar düşünce karanlık kanyonun omuzlarına beyaz bir duş başlar eğinde. Dört mevsim de bambaşkadır bu şehirde. Şehirden birkaç adımla doğaya karışır, tabiatın mucizelerine tanık olursun. Doğayı hiç görmediğin kadar yakından görür, yaban keçileriyle tanışırsın. Mikroklima özelliğiyle her mevsim bölgesine renk katan sarı çiçek yaylasına çıkar, derin bir nefes alırsın. 160 endemik türde bitkiyle karşılaşır, yeni keşfedilen 15 tür bitkiye yakından bakarsın. Geçmiş medeniyetlerinin izlerini takip edersen, Kemaliye'nin hep göz bebeği olduğunu anlayacaksın. Sanatta, ticarette ve hayatın tüm alanlarında en önde olduğunu göreceksin. Doğa Tarihi Müzesi ile birlikte kalbinde sakladığı 8 farklı müzeden hangisini gezmek istersen o çağa uzanan bir zaman kapısından geçeceksin. Bu yolda fotoğraflaman için 1001 kare hazır bekliyor. Foto safari turlarıyla anılarını ölümsüzleştireceksin. Kendi serüvenini anlatan bir gezginsen eğer, bu durakta kendine ait hikayeler bulacaksın. Kemaliye, onunla tanışan herkes için çok farklı anlamlar kazanır. Tüm güzellikler vardır elinde. Ama hikaye, sen geldiğinde tamamlanır.